Sevgili izleyiciler, 6 yaşındaki kız çocuğunun istismarı ile ilgili tutuksuz sanıklardan Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel hakkında tutuklama talep edildi. Gelişmeyi CNN Türk muhabiri Ceylan Sever aktaracak. Ceylan, söz sende. Tunçay Sener, senin de dediğin gibi bu flaş bir gelişme. Aslında biz geçtiğimiz günlerde iki kez bu saydığımız şüpheliler hakkında daha önce soruşturma yürütülürken tutuklama talep edildiğini ve bunun hakimiyet tarafından reddedildiğini görmüştük dosya kapsamında. Bu seferki tutuklama talebi şöyle gerçekleşti. Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızını 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edilmişti. İlk duruşma için 22 Mayıs'ta duruşma tarihi verilmişti. İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak ve baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istenmişti. Ve bu suç ve ceza oranlarına bakıldığında 6 yaşında mağduriyet yaşadığı ileri sürülen kız çocuğunun avukatı, ya o dönemki kız çocuğu şimdi 24 yaşlarında, mağdurun avukatı mahkemeye başvurarak hem dosyada gizlilik kararı verilmesini hem de bu malum suç maddelerinin belli bir orandan fazla olması nedeniyle de bu şüphelilerin tutuklanması yönünde talepte bulundu. Ve bu talepte şu dakikalarda değerlendiriliyor. Biliyorsunuz bu kamuoyunun gündemine oturmuş bir konu. Günlerce konuşuldu ve toplum vicdanını yaralayan bir noktaya kadar ulaştı. Ve bu nedenle biz artık hani kamu vicdanı da mahkemeler nezdinde gözetildiği için bir tutuklama kararı çıkabilir diye düşünüyoruz. Tabii bunlar bizim düşüncemiz. Biz mahkeme hakimlik sonucunu takip ediyor ve çıkan sonucu da aktarmaya devam ediyor olacağız diyelim. Sözü yeniden size bırakalım. Sağ ol Ceylan. Tutuklanma talebi var. Bakalım karşılık bulacak mı ilerleyen dakikalarda? Hep birlikte göreceğiz. Soluksuz takip edeceğiz şüphesiz bu duruşmayı.